Seçiciler Manisa, Soma'da son durumla ilgili konuşmak üzere AK Parti Milletvekili Sayın Selçuk Özdağ bizlerle. Sayın Özdağ. Buyurun. Merhabalar. Manisa'dan acı bir haber geldi ne yazık ki. Evet. Sizlere ulaşan bilgi nedir bir Manisa Milletvekili olarak? Şu ana kadar 3 işçimiz vefat etti. Bugün özel bir kömür ocağında trafonun patlaması neticesinde bir yangın meydana geldi. Özel sektör ve ocağı besleyen trafo. Ve burada 15-30 civarında oluyor bu olay. Ardından yaklaşık 20 işçiyi kurtarıyorlar, tahliye ediyorlar. Olay tam vardiya değişimi denk geldiği için kaç işçinin mahsur olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Şu ana kadar 3 işçimiz vefat etmiş vaziyette. 3 canımız. Maalesef. 20 yaralı hastanelerde, durumları iyi. Ve 3 ayrı galeride yangın çıkıyor. 300 metre kotta ve 2000 metre yerin altında çalışılıyor burada. Burası özel bir sektör ve birazcık büyük bir maden ocağı. 400'e yakın kişi çalışıyor burada. Ve kaç kişinin vardiyada değişimde olduğunu bilemiyoruz. Bir göçük yok. Bir an önce yangının söndürülmesi çalışmaları var. Devlet her türlü imkanlarıyla orada. Elinin imkanları, gerek SEAŞ'ın imkanları, gerek Sağlık Bakanlığı'nın imkanları. Enerji Bakanımız da şu an yola çıkmış vaziyette Sayın Taner Yıldız. Temenni ediyoruz ki yer altında bulunan bu canlara bir an önce ulaşalım. Yangını söndürelim. Eynez bölgesinde meydana geldi. Ve inşallah... Evet. Ailelerine bir an önce ulaşmalarını temin edelim. Evet, gerçekten zor. Bu tarz hadiselerde özellikle özel sektörde gerekli önlemlerin alınmaması konusu gündeme geliyor. Tabii ki şu an bu konuda böyle bir iddiamız yok ama sonuç itibariyle hep arkasında ihmal çıkıyor. Bu manada söyleyecekleriniz olur mu Sayın Özdağ? Tabii bu tür şeylerde mutlaka ki ihmaller olabilir ama şu an bununla ilgili bir ihmal vardır diyemiyoruz. Trafonun patlaması söz konusu. Eğer bir ihmal varsa bunlarla ilgili gereği yapılır. Zaten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, o bölgede çalışan yetkililer, o bölgenin idarecileri bu maden ocakları çok sıkı şekilde denetleniyor. Bir ihmal varsa gereği yapılır. Önemli olan ihmallerin önceden giderilmesi. Önemli olan ihmalleri oluşturmamak. Orada her türlü hassasiyeti göstermek. Çünkü yer altında 1500 metrede, 1000 metrede, 2000 metrede çalışıyorsunuz. Zaten yer altına inerken burada bir noktada bir tabuda girer gibi iniyorsunuz. Dünya ile bağınızı koparıyorsunuz. Ve hakikaten alnının teriyle ekmek kazanan insanlar diyebiliriz bu insanlara. Yani kömürün karasından ekmek çıkartıyorlar. O nedenle herkesin, gerek özel sektörün, bu noktada işverenlerin, gerekse de bütün kurumların hassasiyet göstermesi gerekir. Bir problem varsa bunu giderecek olan devletin yetkilileridir ve hiç kimsenin yapmış olduğu yanına kar kalmaz. Şimdilik o noktada değil. Evet. İnşallah bir an önce İnşallah. Bu işçilerimize ulaşalım. Yangından etkilenmesinler. Kendilerine maske ulaştırılmaya çalışılıyor. Şu an maskeler de ulaşmış vaziyette. 3 saat kadar önce oldu. Bütün temennimiz işçilerimize ulaşalım, canlarımızı çıkartalım. Daha sonra gerekli kısmı, hukuki kısmını veyahut da sorumluluk kısmını hep beraber tekrar yeniden gözden geçirelim. İnşallah dileğimiz bu manada bu sayının artmaması. Ben çok çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerinizden, aktarımlarınızdan dolayı. Allah rahmet eylesin diyorum. Vefat edenlere, geride kalanlara da inşallah bir an önce ulaşmayı temenni. İnşallah. Çok sağ olun. Çok teşekkürler.